Polisin. Zor kullanma yetkisini kullandığı alanlarda. Kimini göster? Gidiyorum. Karım yanımda yandı. Yanlışlıkla. Doğru oldu. Beni kamera yandı. Doğru oldu. Eksiklikler olabilir. Orada bulunan insanlara, gençlere müdahalenin olmayacağı. İstanbul'un en saygın iki ailesi. Nikah kıyılacak, dışarıda gürültüler arttı. Onun 100.000 topladığı yerde ben hakim olarak 1.000.000 insan topladım. Askeri ücretlerle burada çalıştırılıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle taş yerini istemiyoruz. Burası İstanbul Hadımköy'deki Greif Çuval Fabrikası. Pazartesiden bu yana burada oldukça hareketli saatler yaşanıyor. Biz de neler olduğunu daha yakından görmek için fabrikaya giriyoruz. Burada çalışan yaklaşık 600 işçi fabrikayı işgal etti. Çünkü işçilerin taşeronlaşmadan ücret zammına birçok alandaki talebi kabul edilmedi. Biz burada aldığımız parayla geçimimizi biraz daha zor sağlıyoruz. İşçiler, diske bağlı tekstil işçileri sendikasına üye. Sendika ile işveren toplu sözleşme için masaya oturdu. İşçiler taşeronlaşmanın kaldırılmasını ve maaşlara %30 oranında zam yapılmasını istedi. Ancak işveren bunları kabul etmedi. İşçiler de fabrikayı terk etmeme kararı aldı. Asgari ücretin 100 TL üstünde alıyorum. Yani eğer bunlar düzelmediği sürece biz kesinlikle ve kesinlikle bir ayda olsa, bir yılda olsa, olmuş olsa buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Sorun yalnızca maaş değil. Taşeron işçiler çalışırken can güvenliklerinin de olmadığını söylüyor. Her gün baskıyla, her gün toplantıyla bizi çalıştırıyorlar. Ve hiçbir işçinin de sağlığı yok burada. Can güvenliği falan yok öyle. Ben kendime örnek veriyorum. Benim burada arkadaşlarım herkes biliyor. Herkes de buradadır. Benim kulak zarım patladı. Ve beni hastaneye bile götürmediler. Şimdi de fabrika içindeyiz. İşçilerin eyleme başlamasıyla fabrikadaki çarklar da durdu. Üretimin durmasıyla şirket yetkilileri fabrikayı terk etti. Yetkililerin dışarı çıkışı da işçilerin protestosuna sahne oldu.
İşçiler üyesi oldukları sendikanın kendilerine sahip çıkmamasından da muzdarip. Bu eylemi tanımadıklarını söylüyorlar. Biz de buradan bir kez daha işçiler olarak onları kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Benzer direniş firmanın Dudullu'daki fabrikasında da sürüyor. Arkadaşlar. Ve haklar verilene dek fabrika işgali süreceğe benziyor. İster aç kalalım, ister uykusuz kalalım, sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu kadar konuşuyorum. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Bu işten dönüşümüz yok. Sonuna kadar direneceğiz. Feshetmek yok. Burası İstanbul Hıdımköy'deki Grif Çuval Fabrikası. Fabrika hala yaklaşık 600 işçinin işgali altında ve gördüğünüz gibi işçilerin direnişi halaylarla devam ediyor. Kaçmak olmaz yüreğini al da gel. Kavgadan kaçmak olmaz yüreğini al da gel. Hey, hey, hey. Tekstil sektörüne göre çok ağır bir sanayi. Yani 800 kilo, 400 kilo, 200 kiloya dair toplarla insanlar emek gücüyle yani beden gücüyle yapıyor. Kendi yaşadığımızı biz biliyoruz diyorsun. Evet, yaşadığımızı biz biliyoruz. Yani şunu demek istiyorum buradan. Bizler eğer örgütlendiysek, bizler eğer şu bugün fabrikamıza sahip çıkıyorsak, yani işgal diyorlar. Biz fabrikamıza sahip çıkıyorsak, yani adı işgal de olabilir. Ama biz bunları kendiliğinden olan bir şey değil, tam anlamıyla bizim oradaki yaşadığımız koşullar. Yani bir bugün, mecbur kaldınız yani evet, biraz zorunda yani kaldınız. Yani hayat şartları yani o fabrika koşulları bizleri buna zorladı. Anladım. Hani, genelde fabrikalarda şöyle olur. Sendika greve kararı alır. İşçiler de buna örgütler. İşçilerin bir kısmı hatta katılır, bir kısmı katılmaz falan. Sizin burada herhalde başka bir örgütlenme anınız daha var. Yani sendikaya rağmen bir karar alabildiyseniz de bunu hayata geçirebildiyseniz ki 1500 kişi ciddi bir sayı. Bu nasıl başardınız peki? Şimdi, İçeride bir komiteniz mi var? Nasıl örgütlediniz? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizler gerçekten de bu ülkede sendikaları biliyoruz. Bütün sendikaları da içerisinde olmakla birlikte yani gerçek anlamda sınıf sendikacılığı yani işçi sınıfının taleplerini dile getirebilecek, işçi sınıfının o taleplerini kararlılıkla savunabilecek. Bugünkü koşullarında çok öyle elde sayılır bir sendika yok. Öz itibariyle bizler hani orada karar alırken yani bütün bu kararlar oradaki işçi arkadaşların iradesiyle alınmış bir karar. İşçiler taşeronlaşmanın kaldırılması ve maaşlara %30 oranında zam yapılmasını istiyor. Tekstil işçileri bu talepleri henüz karşılanmadığı için eylemde 3. günü geride bıraktı. 5 gündür bekliyoruz. 30 günde beklemeye hazırız. 30 ayda beklemeye hazırız arkadaşlar.
Şu an fabrikanın tüm hakimiyeti emekçilerin elinde. İşçiler fabrikaya kimseyi almıyor. Fabrikanın tüm giriş çıkışları bu barikatlarla kapatılmış durumda. İşçiler 24 saat fabrikada kalıyor. Yemekler burada yeniyor, şarkılar, türküler söyleniyor. Hatta voleybol ve futbol dahi oynanıyor. Direniş bu şekilde sürüyor ama sendikayla sorunlar bitmiş değil. Diske bağlı tekstil işçileri sendikasına üye olan işçiler sendikalarının direnişe sahip çıkmasını istiyor. Sendika bizim arkamızda durmuyor. Sonuçta yarın bir gün bu süreçte bizim sırtımızdan bir belli paralar kesilecek. Bunun için de arkamızda durması lazım. Bu saatten sonra sendikayı da biz şey yapmıyoruz artık. Gerekirse burada kendimiz üreteceğiz, kendimiz pazarlayacağız. İşçiler kendilerini görmezden gelen medyaya da oldukça tepkili. Medyadan da destek yok yani. Nerede bu büyük kanallar, nerede bu ulusal yayın yapan kanallar? Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel. Dumanı dağıtacak yıldız poyraz başladı. Bu fırtına yarın ki sütlimanlara bedel. Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Tekliyor işte çan, çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kör avara kasnak? Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfın bil safa gel. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Hava döndü, İşçiden, işçiden esiyor yer. Köylükler uykusunda döndü dönüyor sola. Güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla. Başaklar göberdi bak, bas koydular bu yola. Şaltere uzanıyor, Tanrı'ya açılmış el. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Senlik benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret değil, hür ve güllük güneşlik. Bir Türkiye olacak aldığın son gündelik. Halk kalacak geride gidince bu zalim sel. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Hava döndü, işçiden işçiden esiyor yel. Kazanacağınızı biliyorum ve başarılar diliyorum. Ben kendimi savunamadım. Savunacak halde değildim. Çünkü hani benim bir arkam yoktu. Hani benim hani yetkililer benden çok çok üstündü burada. Ama şu olay bir haftadan beri kendimi o kadar ben böyle çok farklı hissediyorum ki. Hani yetkililer bile benden düşük seviyede olarak görüyorum. Hani çünkü haklarım korunuyor diyorum ki çok çok mutluyum. Hani bir haftadan beri buradayız. Bir haftadan beri burada yatıyoruz, kalkıyoruz soğuk demeden. Aşırı bir derece huzur var çünkü biliyorum ki hani sonucu biz elde edeceğiz, biz kazanacağız. Hani dışarıdan gelen arkadaşlarımız, bizim gibi böyle direniş içinde olan arkadaşlarımız geldiği zaman hani bana bir sarıldıkları zaman ben kendim daha çok gururlanıyorum. Böyle diyorum ki hani yaptığım şey güzel bir şey. Hani onu onlar o şekilde gördükçe ben daha çok bağlanıyorum. Daha çok hani böyle emeğimin peşinde koşacağıma inanıyorum. Hani benim yapacağım tek şey bu zaten sonra ne olur? Ben hakkımı aldıktan sonra yarın bir gün hani bir başka bir fabrikada aynı durumdaki arkadaşlarım olduğu zaman bu sefer ben de onlara desteğe gideceğim. Çünkü biliyorum ki hani her şeyden sonuç elde edeceğim. Her şeyden öte hani kendime öz bir güven geldi. Hani bu güven sayesinde hem kendim için hem bir başka yerdeki arkadaşlarımız için hani bu şeyleri yapacağız, daha devam edecek. Hani bizim için değil, bir sonraki arkadaşlarımız için daha bu başlangıç diyorum. Bu hakları alana kadar direneceğiz. Bu bizim en doğal hakkımız.
direne direne en sonunda biz zafere kavuşacağız. Bunun inancındayız. Aynen öyle, sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı alalım, gerisi teferruat. Buradaki arkadaşların hepsi ailelerini bırakıp burada yatıp burada kalkıyoruz. Ortak yiyoruz, ortak içiyoruz. Haklı davamız için buradayız. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için buradayız. İnsanca yaşamak için buradayız ve bunun mücadelesini yapıyoruz ve sonuna kadar da mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben buraya 18-19 yaşlarında başladım işe. Biz çalıştığımız zaman yani herhangi bir şekilde hak talep edemiyoruz. Şimdi mesaiye kalmak istemediğimiz günler oluyor. Mesela yani bugün mesaiye kalmak istemiyoruz. İşimiz var mesela. Bizi zorla diyor, kalacaksın diyor. Kalmazsan kapı diyor. Sömürülerinin karşısında daha fazla boyun eğmek demek onurumuzun, namusumuzun ve ekmeğimizin ayaklar altına alınması demekti. Ve bunun için de zaten örgütlenmiştik ve sendikalaşmıştık. 200 tane, 250 tane personeli varsa 300-500 tane de taş öreni var. Sonuna kadar da gideceğiz. Yani pes etmek yok. Örgütlenmeye başladığımızdan beri, ilk günden beri hissediyoruz biz onu. Birliğin, beraberliğin devam edeceğini de biliyorum. Bu çok çok azdı. Birdi, ikiydi, beşti derken şu an o sayıyı görmek beni var ya çok mutlu ediyor yani. Anlatılmaz. Evet, desteklerin geldiğini görmek ve bekliyoruz da yani dışarıdan daha fazla olmasını bekliyoruz. Bizde bu güç var. Fabrikayı da dize getireceğiz. Gerekirse diski de dize getireceğiz. Biz işçiyiz. Tek yumruk. Yapacak bir şey yok. Birlikte güçlüyüz. Direne direne devam. Teşekkür ederim. Ah!
İşçiler! İşçilerin olacak! İşçiler!